AK Parti MKYK üyesi ve Cumhurbaşkanı danışmanı, 4 dönem AK Parti milletvekilliği yapan Kasım Gülpınar'ın partisinden istifa ederek yeniden Refah Partisi'nin Urfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması 2024 yerel seçiminin belki de en şaşırtan hamlesiydi. Gülpınar'ın bu hamlesi Urfa'daki tüm dengeleri değiştirdi. AK Parti'nin kalesi olarak nitelenen, Erdoğan ceketini asla kazanır yorumu yapılan Urfa'da Gülpınar'ın kazanmaya çok yakın olduğu ifade ediliyor. Urfalıların değişim isteğine kulak vererek aday olduğunu ifade eden Gülpınar, seçim çalışmalarına verdiği kısa arada sorularımızı yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstü örtük eleştirilerine, adaylıktan çekilme tartışmalarına ve Urfa halkının taleplerine dair Gülpınar'ın cevapları şöyle oldu. Hayırlı olsun adaylığınız. Halkın sesine kulak verip aday olduğunu söylemiştiniz. O ses neydi, ne duyulmadı AK Parti tarafından? Yani halk öncelikle bir yerel yönetimlerde ciddi bir değişiklik olması gerektiğini düşünüyordu. Bunun yanında tabii kendi formülünü de ortaya koymuştu. Sadece değişiklik olsun da ne olursa olsun değil. Halkın genel talebi işte belediye değişsin, yönetim değişsin, falanca şahıs gelsin yönünde yani ağırlıklı olarak. Sonuçta öne çıkan isimler oldu ama bizimle ilgili mesela talep değerlendirildiğinde sonuçta benim hiçbir şekilde adaylık talebi müracaatım olmamasına rağmen halk kendi kafasında böyle bir plan proje geliştirdi. Yani bu aslında halkın alttan gelen bir dip dalga gibi bir talebiydi. Biz de bunu gördük tabii. İşte dediğim gibi talebim ve öyle bir isteğim olmamasına rağmen, müracaatım olmamasına rağmen halkın bu talebinin karşısında durmak mümkün olmadı tabii. Biz de onların talebi doğrultusunda böyle bir şey olması gerektiğini söyledik. Bu talebin değerlendirilmesi gerektiğini söyledik ama o talep değerlendirilmeyince bizde de başka çare kalmadı. Çünkü ben de iki arada bir derede kaldım. Yani ya halkın talebine, sesine kulak vereceğiz ya da hiçbir şekilde görmezden geleceğiz. Evet. Ben onu yapamadım ya. Peki efendim, böyle sıcak bir tartışma konusu var siyasette. Eski partinizi, yeni partinizi, sizi hedef aldığını tahmin ettiğimiz bazı cümleleri oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dedi ki şahsımızın gölgesinde yürüyenlere rıza göstermeyiz. Sizce de sizleri mi hedef alıyordu? Ne demek istedi? Nasıl yorumlarsınız? Yani ben hani net bir şey olmayınca tabii çok üstüme alınmıyorum bazı şeyleri ki o tarifin zaten içine hiçbir şekilde girdiğimi ben düşünmüyorum. Hani kim hedefse, kim orada kastediliyorsa bence onların bu işi değerlendirip belki cevap verilmesi gerekiyorsa onların vermesi daha uygun olur. Ama ben o tarife girmediğimi düşünüyorum. Bu hissediliyor Urfa'da gerçekten. Evet. AK Parti sıcak bir miting yaptı hafta sonu. İl başkanı da tepki gördü. Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan yanındayken. Bu da o bahsettiğiniz değişim isteğinin bir yansıması mıydı sizce? Yani onu bilmiyorum. Orada tabii kişisel bir şey de olabilir. O artık parti içi bir mesele de olabilir. Tam nereden kaynaklandığını bilemiyorum ama genel manada tabii şu anda hem yerel yönetimlere ama aynı zamanda parti yönetimine de halkın bir tepkisi var. Yani bu artık bir bütüncül halde değerlendirmek lazım bunu. Yani halkın şikayeti, sıkıntısı, idarecilerin burada çok da böyle hani iktidar partisine layık, iktidar partisine uygun bir şekilde halkla yeterince ilgilenilmediği yönünde. Ki eminim ki ben yönetimle de ilgili halkın ciddi sıkıntıları, şikayetleri vardır ama şu anda çok göz önüne getirilmiyor. Daha çok yerel yönetimler üzerinden olduğu için daha çok belediye ve belediye başkanları üzerinden bir şey yürütülüyor. Seçim atmosferi var ama çok daha hani derine inmeye kalkarsanız eminim ki diğer etkenler de bu işin içine girecektir yani. Ben Urfa'da dolaşırken çokça işte bankamatik memurları, işte akrabalarını BD'ye doldurdular gibi eleştiriler duyuyorum mevcut yönetime dair. Sizin de kulağınıza geliyor mu? Tabii, seçilirseniz tabii. Ne yapacaksınız bununla? Yani bizim zaten baştan bu işe hani girmemizin temel sebeplerinden biri bu. Halkın genel talepleri bu, genel şikayetleri bu. O dediğiniz bakın siz burada bir gün içinde tespit edebiliyorsunuz. Yani benim zaten en çok itirazım da ona oldu. Yani sizin gibi böyle çok değerli dostlar hani gelip böyle bir günde, yarım günde olayın ne olduğunu, sıkıntının ne olduğunu çok rahat teşhis edebiliyorlardı. Ama biz bir türlü teşhis edemedik. Aslında ettik de etmemezliğe geldik. Yani maalesef öyle bir durum oldu.
Özellikle işte o bankamatik memurları denen husus halkın adeta şu anda beynine, zihnine yerleşmiş. Yani bunu mutlaka bir çözüm bulmak lazım. Tabii ki yapmamız gereken, çözmemiz gereken en önemli hususlardan biri de o olacak. Bu konuda halkı rahatlatmak lazım. Böyle bu kadar söyleniyorsa illaki bunun gerçeklik payı vardır. Ben belediyenin şu anda iç işleyişini bilemem. Yani kim nasıl girmiş, nerede çalışıyor, nerede çalışmıyor. Bu benim hani işim değil, tespit de zor ama halkın bir bildiği vardır diyoruz. Gelir gelmez zaten bunları tespit edip gerekli işlemleri yapmak lazım ki yapacağız inşallah. Urfa'da siyasette aileler ve aşiretler çok etkili, güçlü aileler var. Sizin aileniz de çok güçlü bir aile. Sanıyorum bir strateji olarak da sizin memleketini Siverek de Bucak aşiretinden bir isim aday olarak gösterildi. AK Parti'nin bu hamlesini nasıl okumak lazım? Seçim sonucunu etkileyici olur mu? Nasıl bir yarış olacak? Hem Siverek'te hem Urfa'ya nasıl etkileyecek? Tabii. Şimdi AK Parti muhtemelen şöyle düşündü. Hani bir boşluk oluştu Siverek'te. Biz o Siverek'teki boşluğu başka bir güçlü aileyle doldururuz mantığıyla hareket ettiler tahminim. Yani onların takdiri tabii, bir şey diyemeyeceğim. Ben netice alırlar mı almazlar mı, ama bizim de şu anda Yeniden Refah Partisi olarak hem adayımız çok güçlü, hem beraber hareket ettiğimiz encümen listesindeki aday arkadaşlarımız çok güçlü. Orada da büyük ailelerin fertleri var aynı şekilde. Yani orada yarış biraz çetin geçecek tabii. Bir de üçlü parçalı, ya üç parçalı orada bir yarış olacak. Aynı zamanda DEM Parti de orada güçlü. Yani bu üçü arasında önemli bir yarış olacak. Bakalım artık netice ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Genel Başkanınız Fatih Erbakan'ın bugün verdiği bir söyleşide ifadesi var. Vatan, millet ve beka için hareket ediyorsak Urfa'da AK Parti adayı çekilsin dedi. Ki çok uzun bir süredir Yeniden Refah'ın adaylarını çekeceği birçok açıklamanıza rağmen söyleniyor yönetim düzeyinde. Bir böyle bir ihtimal olabilir mi hani sizin çekilmeniz, ya da böyle bir şeyin gerçekliği karşılığı olabilir mi Erbakan'ın çağrısının? Yani bilmiyorum tabii, bu artık az bir zaman kaldı. Bu vakitten sonra hem teknik olarak hem etik olarak hem siyasi olarak bilmiyorum nasıl olur. Bunlar tabii üst düzeyde görüşülecek konular ama şu açıdan muhtemelen söylemiş olabilir Sayın Genel Başkanımız. Bu çünkü AK Parti'nin uzun zamandır şöyle bir siyaseti var. Yani biz aday olduğumuz günden beri burada işte başka bir partiyle insanları korkutarak bizim burada oy bölücülüğü yaptığımızı ve diğer partinin işine yarayacağını iddia eder tarzda açıklamaları var sürekli. DEM Parti. DEM Parti için onu zaten söylüyorlar. İşte bu şekilde acaba bir siyaset yaparsak insanlar AK Parti'den kopmaz diye düşünüyorlar muhtemelen. Ama şu bir hakikat var. Eğer böyle bir korkuları, endişeleri varsa, hakikaten mesele, dava buysa, o zaman yapılması gereken şey onların çekilmesi. Çünkü güçlü olan niye çekilsin ki? Yani güçsüz olan, eğer böyle bir endişe varsa, ki sürekli telaffuz ediyorlar bunu, o zaman güçlü olan lehine feragat etsinler böyle bir endişeleri varsa. Buradan sizin daha önde olduğunuzu... Tabii, yani bunu zaten ben en baştan beri söylüyorum, iddia ediyorum. Ve her geçen gün artan bir trend var. Katlanarak gidiyor bu seçimin ilk gününden itibaren. Bugün geldiğimiz noktada çok ciddi bir eğilim var, çok ciddi bir yönelim var. Bunu görmemek zaten mümkün değil. Yani. Son olarak şunu sormak istiyorum Sayın Gülpınar. Urfa seçim yolsuzluklarıyla, seçim usulsüzlükleriyle de anılan bir şehir. Herhalde ilk akla gelen şehir olur. Bunun bir de tanımı varmış, ben burada öğrendim. Paket oy diyor Urfalılar. O oyların aslında gerçek seçmenler tarafından kullanılmadığı ve direkt ilçe seçim kuruluna, il seçim kuruluna gittiği duruma paket oy deniyormuş. Buna ilişkin önleminiz var mı parti ve aday olarak? Önlemlerimizi alıyoruz tabii. Bunu hukuki yoldan ne gerekiyorsa. Hem işte insan takviyesi açısından, yani görevli takviyesi açısından bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz. Eğitimlerimiz devam ediyor şu anda. Ama dediğiniz gibi yani halkın kafasında böyle bir anlayış da var. Halk bunu çünkü bize de çok sık dile getiriyorlar. Gittiğimiz her yerde. Yani bu iş bitti ama sandıkta siz sadece dikkat edin, sandığa dikkat edin diyorlar. Yoksa normal şartlarda hiçbir sıkıntı yok diyorlar. Yani tamamen seçim sizin lehinizde diyorlar ama sadece dikkat etmeniz gereken, her gittiğimiz yerde bu uyarıyı yapıyorlar. Yani bugün de gezdik işte yine aynı yerde. Orada da en az
Yaklaşık 10'a yakın vatandaş aynı uyarıyı yaptı bize. Demek ki böyle bir şeyde endişeleri var halkın. Biz de onu gidermek için her türlü tedbiri alıyoruz inşallah. Eklemek istediğiniz başka bir şey olur mu? Yok, teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz Urfa'ya. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok kolaylıklar sağ olun canım. Diliyorum sağ olun. size.